Cenk'cim gerçekten harika bir tabela üstadısın. Seni tebrik ediyorum. Bu arada Teşekkür ediyorum. Üstelik çok kullanımlı bir tabela. fakat az evvel ağzının ne yiyip sildiysen müebbet muhabbeş çıkmış şey olarak, leke Ona olarak. göre yiyeceğin şeyi ona göre yiyorsun ve ne şey yapacaksın? Yani şuradan biraz dur şimdi M olur burası diye o biraz şeyle ilgili. O yazıyı tamamen ağzını silerek mi yazdın Cenk'ciğim? He? O yazıyı tamamen ağzını silerek mi yazdın? Kesinlikle başka bir şey kullanılmamıştır. Sadece salça. Peki yemek olarak ne tercih ediyorsun bu tarz, yani peçetelere şunu yazar mısınız, bunu yazar mısınız diye geldiklerinde neyle yazmamı istersin diye soruyor musunuz? Neyli, onun genelde işte salçalı makarna tavsiyem oluyor. Ama yok başka renklerde neler var deniyorsa da farklı önerilerimiz oluyor. Onu gelen dostlarımız sorarlarsa kendilerine açıklaya bir le i Tamam, anladık. Gerisine gerek yok. Bu mesela sarı tonları için köri ya da safran falan gibi şeyler mi seçiliyor? köri de çok boyayıcı bir dostumuzdur. Fakat sarı maalesef peçetelerimizde çok gözükmüyor ve bu yüzden de çok tercih edilmiyor. Onun Peki yerine mesela ağzını silerek yazamadığın bir şey var mı Cenkçiğim? şimdiye kadar denemedim. Yani uzunluk birazcık fark ediyor. Yani Hmm. bir denemelerimden bir tanesini bu şekilde yazmaya çalıştım. Dünyanın peçetesi gidiyor ve devamlı bir şeyler yemek gerekiyor. O yüzden insan şişman ve lıyor. Yani şöyle olsa olmaz. Ağzına bir parça salça sürüp öyle silmeye çalışsan, hani bir şey yemeden. İşte O öyle zaman bir ya bir parça salça sürmeli falan olsa zaten herkes yapar. O salçayı nasıl süreceksin, nereden yiyeceksin falan önemli de. Onlar dediğim gibi uzun konular. Yani ya mesela ben geldim dedim ki ya bana transatlantik yazar mısın peçetenin üstüne ağzını silerek. Sen o zaman önce bir ona göre bir dizayn yapıp şimdi şunu şuradan şunu yemem lazım. Buradan bunu yiyip bu taraftan da bunu yedikten sonra tabii ağzımı ki silersem bu transatlantik tarz olur diyorsun. kişiye özel çalışımlarda diyelim ki hakikaten sen geldin bir müşteri olarak ve dedin ki ben transatlantik yazısı istiyorum. Bunu ben odama asacağım dedin. Burada ben kişiselleştirilmiş yiyecek olarak önce sana hangi yemekleri sevdiğini, ne kadar, ne zaman, ne yediğini falan gibi bilgileri alıyorum. Neden transatlantik kelimesini seçtiğini şey yapıyorum. Bu arada cümle de olabilir. Paragraf İmza oluyor mu? İmza yani değişik şekillerde. Mesela ağzını silerek kare, çok düzgün bir yuvarlak falan yapabiliyor musun? yapabiliyorum. Bu tarz resimlerim de var. Bu tarz resimlerim de zaten pek çok dostum evlerinin çeşitli yerlerine dekoratif olarak koyuyorlar. Şey oluyor mu? 3D çizimler var mı? Yani mesela sana bir makine parçasını getiriyor. Ya şunu salçayla ağzını çizerek peçeteye çizer misin ağzını silerek? Dedikleri oluyor Değil. mu? Yani o şekil değil. Sonuçta bu bir benim yaptığım şey bir sanat olduğu için hani işte 3D yazıcıdır falandır filandır gibi şeylere maalesef girmiyoruz. Peki mesela bunun şeyleri oluyor mu? Böyle gösteri, halk önünde peçete silim şov gibisinden kapalı salonlarda ya da Tabii, meydanlarda. tabii ki bu pandemi öncesinde sünnet düğünlerine gidiyordum ve işte orada maşallah falan şeklindeki yazıları da çok sık yapıyorum. Zerde ile mi? Orada zerde yiyip mi siliyorum Genelde bunu ağzını? tercih ediyorlar o yazıyı ama Ne? zerde de olabilir. Zerdenin içindeki safran da pahalı olmasına rağmen yani buradan eğer böyle bir sipariş verecek olan izleyenlerimiz varsa biraz safran pahalı, zor bulunuyor. Zaten piyasada çoğunlukla şeyle zerdeçalla falan karıştırıyorlar veya wasabi olabilir. Bu çok istek alıyor wasabi yiyerek ama o gördüğümüz Tabii çünkü wasabi'nin rengi çok güzel. Böyle yemyeşil doğa çiziyorsundur, boyuyorsundur sen wasabi evet, yedikten evet, sonra. evet. Şimdiye kadar çok şu tekliflerden aldım yani gıda boyasıyla boyayalım hani o boyayla farklı renkler yapabilmesini. Ben hayır tamamen doğasal bir duruşum olduğu için sanatımda da bu tarz bir duruş sergiliyorum. Peki aç olmayı Çok önemli. şart koşuyor musun? Yani ancak açken ben bunu yapabilirim Evet, mi aç diyorsun? olmadığınız, aç değilseniz böyle bir şey zaten yapmazsınız. Yani ancak aç olan biri böyle bir şey yapabilir. Hayır, mühim olan neye aç olduğu diyorsun. Gibisindenları, gibilerisinden bunları ve Bir şeyler bırakın söylüyorum bunları. dedin. Evet. Evet. Cenk'ciğim hoş geldin programıma. Yani sana bu kadar gazı verdikten sonra belki hani biraz yuttururum falan diye düşündüm. Bu arada aşağıda semenderler kaynıyor. Evet. Yani bugün bir Semender Show sizinledim. O yüzden sanırım jeneriğimizi bekliyor sevgili arkadaşlarımız. Jenerimizi çalmak üzere arkaya gitar rehine hazırlamışsın. Bu arada bugün sevgili izleyicilerimizi Semender'e doyuracağız Cenk'ciğim.
Evet. Bir Semender Show var bugün Canlı programımızda. programımızı izleyen bazı dostlarımız etrafta semender bulmaya başlamışlar. Evet. Yani ilginç. Bu sen Evet. bir şey çalmayacaksın bize. Oraya niye koydun onu? Madem bir silah gösteriyorsun, patlatacaksın. Bu en Yok o rehber şey söylemdir. bu şey ya Pablo. Sen de ağzına mı yaptın? Yani o gerçek gitar değil, dekoro. O zaman bir Mediterranean Evenings Akdeniz gitarla yaz da geliyor. akşamları Mediterranean diyoruz. evenings are being something else. Bu Arın şarkı bana şeyi hatırlattı için bir İngilizce yazdığımız bir atasözünü hatırlattı. Green-headed geoduck flies and goes against the wind. bir de Yeşil başlı gövel ördek uçar gider yele karşı. espri yiğidin bağrına ılgıt ılgıt diye bir de Billy Idol söylemi vardır. O zaman o espri yiğidin bağrında ılgıt ılgıtın İngilizcesini de senden alalım Cenk'ciğim. Evet, neydi onun şeysi? Rebel yelleri. Ha. Rebel yelleri esiyordu yiğidin bağrına ılgıt ılgıt. Billy Idol abimiz dedim. Evet. Evet, bugün istersen jeneriğimizi ufaktan bırak o fincanı da artık şu Semender jeneriğimize girecekciğim. Amla çay meraklısı çıktım. Ben Semender isterim. Akdeniz Semenderleri de girdi Cenk. Biraz ikisini birbirine karıştırdım ama güzel bir mashup olduğunu düşünüyorum. Yani canlı Evet. mashup'ı dünyada ilk defa az evvel ben yaptım. Akdeniz Semenderleri. Bu arada Kurbik dostlarımız da kurbikler, efendim, boynuzlu atlar, pegasuslar falan fişman. Bayağı bir bugün izleyicilerimizden şey geliyor, Bu arada aslında bugün yorum şey geliyor. de yapabiliriz. Bak, bu emojileri görünce aklıma geldi. Bir emoji falı da bakabiliriz aslında. Emoji falı. Evet, yani sevgili izleyenler şöyle yapıyorsunuz. Gözlerinizi kapatıyorsunuz ve 3 adet emoji seçiyorsunuz. Birinci emoji geçmişinizi, ikinci emoji şimdiki zamanı, üçüncü emoji de geleceği gösteriyor. Ve biz de Erdem amcanız da bu işleri çok iyi bildiğimiz için sizler için yorumluyoruz. Bu gözlerini kapatıp şey mi? Gözleri kapalı böyle şey mi? Yani Tesadüfen mi telefondan bozuyorum? böyle ki ama hissediyor önce. Önce bir geçmişi düşünüyor. Ha. Düşünüyor o yılları böyle lise yıllarını falan düşünüyor. Basıyor bir taneye. Sonra O zaman şimdiki zamanı üstüne düşünüyor. o yani şimdi hemen yapmaya başlar öyle değil. Üzerine fal için yazın da biz anlayalım hangisinin yorum hangisinin gerçek emoji olduğunu. Fal için yazıp öyle basın üçlülere. Ondan Evet. sonra Or biz fall on me evet fall diyebilirsiniz. Bu arada eski bir grup aklıma geldi. Following Criminals. me. Onlar da iyi falcı bir gruptu değil mi Cenk'ciğim? Çok falcılardı ve şakacılardı da aynı zamanda. Ne şakaları var. Ha, fan loving'den dolayı mı diyorsun anladım. Peki Cenk'ciğim bugün bu arada sevgili izleyicilerimizden bir de onlara bir selfie imkanı tanıyacağız. İstersen onun da bir duyurusunu yapalım. Evet, Yani dün biliyorsun isteyenler şey yapsınlar. Requestlerini bıraksınlar. kim bu ya da bu da kim adlı bölümümüze başlamıştık. Bu bölümümüzde işte bağlanıyorsunuz ve bir maruzatınız varsa söylüyorsunuz falan. Dün bağladığımız arkadaşlarımızda gördük ki bir konuşma korku. Ne desem ben şimdi? Yahu canlı yayındayız. Hayda falan gibi bazı durumlar olmuştu. O yüzden bizim gösterilerde de uyguladığımız bir sistem olan selfie'cilik şeyi olabilir. Programımızın sonlarında böyle selfie çekmek isteyen dostlarımız request gönderirlerse ben oradan çap diye seçerim. Kendisi çıkar. Pozumuzu veririz. Çap diye Pozumuzu verir, yaratılır. screenshot'ımızı alır, git döneriz diyorsun. Evet. Ama bu biraz benim açımdan iyi bir şey değil. Çünkü benim screenshot'ımda sürekli yazılar gürükecek ve ben ağlamaklı olacağım diye Bu düşünüyorum. senin için bence iyi bir şey. Çünkü eğer o yazılar olmasaydı şu an izleyenlerimiz kim bilir ne durumda olacaklardı. Bizi bazı görüntülerden koruduğu için o yazılara ve izleyenlerimin yorumlarına teşekkür ediyorum. Bu arada her gün ekranın üst tarafından kesen Instagram bugün alt tarafından kesmek suretiyle beni sadece kafamla yayına almış olduğu için kendisini tebrik ediyorum ve başarılarının devamını diliyorum. Allah Evet, kahretmesin. burada yayına kafam adlı söyledim. Evet, Diyor gibi. yayına kafamla dalmış bulunuyorum. Evet. Peki, Cenk'ciğim bu arada fal için şeyler geldi, onları kaçırdık. Tekrar Japonca atarlar nasıl geliyor. olsa. Ha? Japonca bir şeyler de geliyor. Hayır, fal için yazanlar.
vardı. O Japoncaları tabii sen hep aynı Omot Dilin o şeklinde okuduğun için onları artık okumuyoruz. Çok da gara çıkaramadı Zoito itte. Bu arada burada questions gibi bir şeyler çıkıyor. Bu questions olan yerde çeşitli questionlar var. Mesela bir arkadaşımız sorabiliyor muyuz Cenk Erdem abiler diye sormuş. Bir Ben başka direkt kendimi biraz ayarlamasını yapıyorum. hanım biber domates mi demiş. Falan aslında bu ha bak mesela burada emoji var ama bunu ben ekrana nasıl vereceğim? Bir saat emojisi geçmişe yönelik olarak, bir robot emojisi şimdiye yönelik olarak, geleceğe yönelik olarak da bir uzaylı koymuş kendisi. Bunu ama bilerek seçmiş. Evet, yani bu arkadaşımız biraz gelecek korkusu yaşıyor. Gelecekte uzaylılar bizi kaçıracak mı? İnsanlığın sonu uzaylılar yüzünden mi olacak? Göktaşı veya buna bağlı bir takım sistemler düşecek mi? Yine roketler çığırından çıkıp dünyamızın üzerine mi yağacak gibi. Gelecekten çok korkan bir arkadaşımız. Biraz Yanlış. tır saki. Demin söylediğimiz gibi yani iç benliğini ve duru görüsünü kullanmamış. Tamamen mantığıyla dur şimdi geçmiş yönelik saat olsun. Şimdiki zaman robota döndük evden çıkamıyoruz olsun. Gelecekte de işte uzaylılar zaten gelecek falan gibisinden maalesef cheat adını verdiğimiz bir olgu gerçekleştirmiş. Kendisini banlıyorum. Bu arada Pinae Joa Hanfin teşekkür ederim. Kadraj şimdi iyi oldu demiş. Evet iyi. Birazdan sevgili videomuzu oynatırken tekrar o kadrajı düzeltmek zorunda kalacağım. Allah kahretmesin. Bozma işi. Hakikaten de bu canlı yayında mesela ışığı değiştiriyor. Şunu yapıyorum. Yani bu Instagram kendi kafasına göre takıldığı için ben Instagram'ı bir kez daha kınıyorum. Instagram beceriksizi gerçekten de bir haltı beceremiyor. Zaten Zuckerberg'in herhangi bir şeyi becerdiğini gördük mü? Görmedik. Ekstradan ne gelirse mesela buradan şarkı çalayım. Şap bizi karanlıklaştırıyor. Işığı sen oradan giren datayla ışığın ne alakası var? Işığı niye kısık şey yapıyorsun, kısıyorsun? Ayrıca bu kadar kıtırpiyoruz bir data işleme sistemin var. Ne demeye millete canlı yayın yaptıracak platformlar hazırlıyorsun? Neyine Ha, önce o işleri tam bitir. Ondan sonra güveniyorsun? ben canlı yayına hazırım falan diye artistik yap. Instagram. Evet, günlük Instagram saydırımızı da yaptığımıza göre. Şimdi Cenk'ciğim gündem validelerimiz var. Bu sevgili Salya meselesi hala sürüyor. Evet, sevgili izleyenler şimdi bu salya meselesini geçtiğimiz günlerde incelemiş ve biraz da irdelemiştik. Marmara Denizi sahillerinde deniz salyası ya da deniz sümüğü adı verilen bazı olgular var. Bu hususta Sümüğü de mi deniyor? Kadıköy'de oturan sevgili Erdem amcanız bugün bizzat incelemiş. Hatta şöyle barnağıyla bu bir salyadır falan gibi yapmış. Şimdi kendisine bağlanıyoruz. Erdem merhaba. Selam Cenk. Nasıl gitti bugünkü çalışmalar? Bayağı yorgun gördüm seni. Teşekkür ederim. Tabii bugün bu kapanma sebebiyle normalde çıkılmıyor ama bizim salya durumu ekibi olarak dışarıya çıkma iznimiz var. Özel salya Denizlerdeki izniniz salya. Evet, var. özel iznimiz İzninizde. var. Salya izni aldık. Hı. Ve bugün yine her zaman olduğu gibi, her sabah yaptığımız gibi Suadiye, Erenköy, Caddebostan sahilinde araştırmalarımızı, testlerimizi, numune alım, örnek alımlarımızı gerçekleştirdik. Çok ilginç bir olayla karşı karşıyayız Cenk. Yani bilim adamlarının bunu açıklayabileceğini ben zannetmiyorum ve buradan meydan okuyorum. Açıklayamayacaksınız. Ben de suratımı süper ciddi bir hale sokarak haberin ciddiyetini Evet. Ya o çektim. yüzden kestim zaten. Hani devam etmesem mi acaba dedim. Ya şimdi şöyle. Suadiye'deki o işte orada bir çay bahçesimsi böyle küçük koyumsu, marinamsı, kılıklı işte biraz böyle ne diyorlar ona? Tekne çekilen yerlere ne diyorlardı? Öyle bir şey var. Tekne çekmek. Tekne çekmek yeni bir terim. Yani evde sıkıntılı arkadaşlarla tekne çekiyoruz gibi geçiyor. Sen onu bir faaliyet, spor olarak Evet. algıladın anladım. Orada bayağı bir yani denizin yüzeyini bembeyaz yapacak kadar bir salya birikimi vardı. Ve fakat oradan yaklaşık 50 metre, 100 metre kadar ilerlediğimizde yani koyu değiştirip diğer bir koya, plajın olduğu Erenköy'deki o Marmara Yelken'in önündeki plajın olduğu oraya koya geldiğimizde kumsal olan kısmın gayet temiz. Orada herhangi bir salyanın olmadığı. Cenk, uyuyorsun. Ve orada durumun gayet hoş olduğu gözlemlendi. Bu Kadıköy'e doğru bir salyalı, bir salyasız, bir salyalı, bir salyasız olarak koylar dizilmişlerdi Cenk'ciğim. Bu şekilde istifli bir şekilde dizilmeleri bizleri sevindirdi. Peki Erdem, şöyle bir şey söz konusu olabilir mi? Yani dev bir deniz bulduğu salyalarını çeşitli koylara bırakıp oralarda denizin altında havladığı için biz duyamayız da. Orada falan yapıp geziyor olabilir mi diye bir soru aklıma geldi. Evet,
yine dondun, sen böyle bir kesilim yaşadın ama olsun. Deniz Bulldog'u değil, Deniz Senbernar'ı diyorlar ona burada Cenkçi, bir yani bilim adamları. Dev olduğu için. Bu tarz tabii şeyler, bunlar komplo teorileri. Bunların bilimsel bir yanı yok. Bunlar komple teori diyorsun. Bunların tamamı teori anlamı, teori de olabilir. Ama Salya bir şey, gerçek ve şu an hayatımızda. Ben dün de söylediğim gibi bunu denizdeki trafiğin eksikliğine bağlıyorum. Meğer o beğenmediğimiz vapurlar, tekneler ne çok işe yarıyormuş. Bütün Salya'yı çekiyorlarmış, Allah kahretmesin. Çok teşekkür ediyoruz. Biz de o halde Semender ağlarmış diyoruz Erdem. Çok memnun olurum. Çok teşekkür ederim. Ben de zaten bu şarkıyı isteyecektim. Bunu kardeşim Tolga için istiyorum. Niçin? Ya o aklıma geldi. Şimdi bir de bak şöyle bir durum var. İzleyenlerimizin de belki ilgisini çeker. Amerika'da The Grand Canyon adını verdiğimiz bir yer vardır ya. The Grand Canyon. Yeah. Orada Büyük Buffalo'yu kanyon. Düzenlemişler. Ne yapmışlar? Buffalo avı. İyi de bufalo avlanacak bir hayvan mı o zaten? Avlanıyor. Ev gibi bir şey yani. Normalde Gidip tutarsın, kesersin. Ulusal parklarda ki şeyleri tutuyorlarmış. Fakat bunlar ulusal parkın dışında bayağı bir üremişler. Ortalığı talan ediyorlarmış. Yani vandalizm yapıyorlarmış. Demişler ki bize 12 kişi lazım. Bu 12 kişi hani bu bufaloları azaltacak. Onları şey yapacaklar. 45 bin kişi falan başvurmuş. Ben de başvurmuştum ama ben de kabul edilmedim. Neye göre kabul ediliyor? Yani 45 bin Formda kişi az bir yok. rakam değil. Yani en iyi kullandığınız silah hangisidir? Ben nunchaku ve bıçak fırlatmada ustayımdır dedim. Bir de dedim güzel martial arts, Wing Chun. Yani tabii kabul edilmemen çok normal. O dandik silahlarla o devasa dostumuzu avlayamazsın, Allah kahretmesin. Yani bunun İşte, için bir o yüzden crossbow falan gibi bir diyeceğim, şeyler takılman tank lazım. Diyeceğim yani. Ha? Ne? Tank. Peki 45 bin başvurudan kaç kişi kabul ediliyor? 12. Ne Yani onu diyorsun? İşte bak Amerika'ya bak. 12 kişi gerektiğini hesaplamış yani. Demişler ki ben şöyle söyleyeyim. 198 tane bufalo var. Demek ki 12 kişi. O kadar bufalonun arasına 12 kişi dalarlarsa oradan canlı çıkmazlar. Ben onu söyleyeyim ya, o bufalo dostlarımız biraz insanları gördüler miydi saldırırlar. Allah kahretmesin. Gerçekten bufaloları çok iyi bilen ve Grand Canyon'da büyümüş bir dostumuzsun. Teşekkür ederim. Ben çok teşekkür ediyorum. Başarılarının devamını diliyorum. Bu bir de İngiltere evet, ile bu arada Geoscientist beyefendiyi veya hanfine bilmiyorum artık. Kendisini tebrik ediyorum. Burada hakikaten bir kedi şeysi var. Yani arbedesi falan gibisinden ve onun sesleri yayına kadar gelmiş. Ben onu duyabilen 3 arkadaşımız için şarkı isteyeceğim Jake dostumdan. Tabii ki, buyurun. Hatta onlara bu güzel program peçetemizi de hediye edebiliriz isterlerse. Evet, bir tanesine de, yani ilk duyabilene de onu hediye edelim. Bundan sonraki sesi duyabilene, evet. Şimdi bir de dedim ya, İngiltere ile Fransa arasında balıkçılık krizi çıkmış. Ama bizi ilgilendirmediği için ben pek umursamadım açıkçası. Yani Niye? bunların Manş Denizi'nde Jersey diye bir ada varmış. Öncelikle o adanın, Jersey ise adı, onun Amerika'da olması lazım. Bu bir. Evet, yani Manş Denizi'ndeki adının Jersey olması ne alaka yani? Orada Churchill falan gibi isimler olması lazım. Gibi. Thatcher. Ama sonra yazıyor ki bu adanın Fransa tarafında olmamasına rağmen %95 elektriğini Fransa sağlıyormuş. Aşağıdan kabloyu onlar bağlamışlar. Yani Fransa'daki bir prize takılı onların elektriği. O zaman elektriği ben sağlıyorsam Pelu'yu da ben alırım mı diyor Fransa? Evet, işte onun konuşmasını yapıyor. Yani lüfer çıkarsa İngiltere alsın ama hamsi çıkarsa Fransa alsın falan gibi kendi aralarında negotiation'lar sürüyor olsa gerek. Peki Ama dediğim netçe şu an ya hayır, netçe ne? Arbede çıkmayacak mı ya? Avukat yok mu? Yok, şimdi onlar da şeyle ilgili oldukları için bunlar gene Türkiye'ye girişi yasaklamışlar falan filan ya, İngiltere. Ha, bu aralarında ya yani madem bizim Fransa ile aramızda bu balık yüzünden çekişme oldu, o halde biz Türkiye'ye girişi yasaklıyoruz mu demişler. Gibi böyle abuk sabuk kararlar kafalı yani, bize bozdukları girişi için yani yasaklamak sanki için türlü bahaneler. Kıskançlık işte. Bu arada bu Netflix'te bir şeyler oynat özelliğini devreye sokmuş. Bir şeyler oynat mı? Evet, yani Zaten sen oraya girince çıkamıyorsun ya, 50 bin tane eski filmleri falan da yeni gibi gösteriyor ya sevgili dostlarımız. Orada o tuşa basınca senin daha evvel izlediğin zımbırtılara göre tamam diyormuş yani. Sen kesin bak bir şey önereceğim var ya, büyük kopacaksın diyerekten sana onu öneriyorum. Ama diyelim ki ben polisiye seviyorum ve dünyanın polisiye dizisini seyrettim. Ama o akşam canım romantik
aşk filmi izlemek istiyorum. Ağlamak istiyorum kardeşim orada. Ha, yani illa benim her zaman seyrettiğim şeye göre bana öneride bulunacaksan yemezler diyorsun. Ama yemezler. Zaten they don't eat. They don't eat meat. Evet. Neydi? Rats meat. They don't eat meat. The vegetarians. Ha, the vegetarians. Böyle evet. Filmi çektiğimiz zaman kesin oynatsın Netflix. Ama işte they don't eat diye başlayan Pearl Jam'in Rats adlı şarkısına bu söylemi kondurmuştuk bilmem. Hatlar mısın Cenk'ciğim? Hayır, hatlamam. Hatlarsın. Evet, ne oldu? Fallar mı? Fallar gitti. Biz hiçbirine bakamadık Allah kahretsin. Ya da bir tanesine bakabiliriz. Kapısı geçiyor. Bir de yazdığınız yorumlar bizim konuşmamızdan daha geç geliyor sevgili izleyenler. Serkantin. Merhaba, merhaba. Vegetarians'ı konuşuyordunuz ya. He? The Vegetarians. The Vegetarians'ta kaldım en son ben. Sonra iPhone düştü. They don't eat meat. Meat. Hatırlar mısınız? O müthiş eseri yazdığınızda ben de yanınızdaydım. Öyle miydi? Evet. Ya UFO Center. Ya da NTV'nin kantinindeyizdir. İki kantinden. ya şey İTÜ ya şey NTV mi neydi? Ya, İTÜ müydü? NTV. Ya İTÜ ya NTV. Nasılsın Serkan'cığım? İyidir ya, siz nasılsınız? Ne güzel oldu. Vallahi o kadar iyi geldi ki. Özellikle o baştaki iğrenç sakala takılan kalıntılardan yaptığınız sohbet hakikaten iyiydi. Bak bunu da bana yediği mangolardan yaptı. Bizim oğlana hediye etti Cenk. Sakalına evet, takılan mangolardan. Şey yapıyor değil mi? Dişleyerek yapıyor oyu falan diye. Artık ne yapıyor bilmiyorum. Tam o prosesi alıyorum. Oradan ne istiyorsun diyorum. Oradan kemirerek yapıyorum. Cenk bunu yapabilmek için yıllarca kunduzlardan eğitim aldı. 6 yıl kunduzlarla yaşadım. Kunduz kursu. Kunduz böyle. O kısmı hep sakladı benden. Hiç bana anlatmadı. Orada yani sonrasını bilmiyorum. Şöyle mango yiyor, sonra bu çıktı. Bu arada Serkan kim yahu diye soran birinin ardından birinin Serkan çok özlemişiz kim geldi diyen başka birinin olması senin komşularının da programa girdiğinin bir göstergesi adeta. Ne kadar yarı ünlü olduğumun göstergesi bence. Şimdi Serkan amcanız sevgili izleyenler spor spikerliği hususunda bir duayendir. Hatta normal haberlerin spikerliği var. Neden sporun da spikerliği yok diyerek spor spikerliğini dünyada başlatan kişidir. Hasan Tahsini'yim bu işin. İlk kurşunu ben sıktım. Evet. İlk spor spikeri. Yani 1-2'yiz aslında ya. Yine İTÜ kantininden Murat Kosova ben. Tabii ha, o da İTÜ'nden de. Tabii. Ha, Murat yıllarında... Kosova da bizim okuldan değil mi? Evet. Siz aynı bölümde miydiniz? Biz aynı bölümdeydik ama şeyde tanıştık. Medyada tanıştık dermişim. Yok. Tabii ki aynı bölümdeydik. Beraber bu işe daldık. Hala çıkamadık. Emeklilik falan geliyor bu arada. Yolda mı şu an? Çok güzel bir soruydu. Tebrik ediyorum Cenk. Bence de. Sporla olan mesela geçen gün şeyi konuştuk biz. Snooker olayı vardır. Erdem snooker konusunda bir profesör, hatta profesör üzeri bir şeyler varsa onlardandır. Ordin mordin gibisinden. Sen de ben az buçuk ilgiliyim, bilirim diyorsun. Bilirim. Erdem haberin var mı? Geliyor. Herkes geliyor. O'Sullivan falan geliyor. Eylül'de. Antalya. Efendim? Niye? Niye geliyorlar? Yani şey mi? Bir turnuva mı var Türkiye'de? Evet. Yoksa? Antalya'da bir turnuva var ve Eylül ayında o dünyaca ünlü hatta ilk ondan da pek çok ismin yer aldı. Bir ekip geliyor. Tam detayları öğrenecektim. Bak unutmuşum. Ama geliyorlar yani. Eylül ayında geliyorlar. İyi. Güzel. Süper ya. Çok iyi. Gideriz. Selvi abi bizde geliyor mu? Aslında Selvi... Asıl beni sevindiren haber Stephen Hendry'nin tekrar dönüş yapacak olması ama daha hala antrenman yapıyor bildiğim kadarıyla. Yaşlandı biraz, yavaş dönüyordur artık yani, yavaş yavaş geliyordur. Ama yani kendisini ben içlerinde tek geçerim Allah kahretsin. Ya bu konu çok sıkıcı gelecekler izleyenlere, fakat sen gerçekten Selbici misin? Ben Selbi'yi seviyorum evet. Yani ya, Usayev'ın Selbi maçında Selbi tutarım onu söyleyeyim. Sullivan'caydı, sonradan Selbici oldu. Biz de çok üzüldük bunu duyunca. Bayağı bir şey yaptık ama. Hayır, Sullivan oyun gelmeyecek. Olarak hepsinden iyidir Sullivan da. Yani hani biraz böyle karakter olarak ben sevmiyorum. Ya Selbi, yani dünyanın en sıkıcı insanı kim diye soruyorsan herhalde Selbi. Tamam yani. İşte karşı rakibini sıkarak
şey yapıyor. Suyu hakikaten yapıyor. Ya. Canını sıkarak maç kazanıyor insanların ya. Böyle bir şey olamaz. Neyse ama 16 saat falan sürdü son şey. Tabii, tabii. Helal olsun. Yalnız herif hak etti. Hak etti herif. Ben Murphy'ciydim mesela. Büyük Murphy'ciyimdir. Murphy'ci. Murphy'ci. Ortaköy'de bir Murphy'ci varmış. Bu futbol olayı devam ediyor mu? Onlar tam kapanmadı mı? Tam kapanmıyormuş. Biraz açık oluyormuş. Şu an mesela kamerayı çevirsem Lens Lille maçını izliyorum. Bizim Burak'la Zeki'nin oynadığı. Fransa'da şampiyonlar gidiyor onların takımı. Bir yandan da o maçı izliyorum. Futbol full devam etti ya. Günde 4-5 maç izlediğimiz oluyor. Hani evde kapanmış futbol manyakları için pandemi hakikaten çok enteresan şekilde eğlenceli ve dolu geçti. Snooker'la da doldurduk bir de ayrıca. O var diye bir şey vardı. O var mı? Var var ya. Ne kadar sorma. Güzel bir soruydu öyle. Var var ve yani tüm hızıyla devam etti. Hayatımızdan çıkmayacak işte. Hani zamanında sen çok diretmiştin ya, ben cep telefonu falan almam diyordun hani. Yani böyle hayatımıza teknolojiyle giren bir şey kolay kolay çıkmıyor. Var da çıkmayacak. Ama yani öyle bir geyikler vardı geçenlerde. Varın kaldırılması, şusu, busu, ikide bir öyle şeyler söyleniyor ama. İmkansız. Öyle bir şey olmayacak. Yani şu saatten sonra akıllı telefonlardan, cep telefonlarından vazgeçmek ne kadar mümkünse vardan da vazgeçmek. Anca dünyaya irice bir meteor falan çarparsa olabilir yani. Vardan peki tek yolu dünyaya meteor çarpması açıklamasından dolayı. Ver. Başlık. Başlığı evet. Ver. Peki şimdi mesela geçtiğimiz senelerde mesela davulcuların çalması çok önemliydi falan. Fakat şimdi bu davul yazma bilgisayarda falan o kadar güzel hale geldi ki hiç kimse davulcu kullanmıyor. Kendi yazıyor. İleride bu teknoloji iyice çılgınlaştığı zaman futbolcular yerine bir takım bilgisayarları ortada koştururken görebilecek miyiz Serkan Korkmaz? Çok zayıf yani gerçekten hassas noktama dokundum. Akustik müzik hiçbir zaman ölmez. Bir kere onu bir söyleyeyim. Ama öldü biraz önce. Öyle. Az evvel öldürdü. Akustik müziği öldürdün Serkan. Oysa ki ben burada kendimi gösterip Malt grubunda kalimba çalmayı hedefliyordum ya. Bütün hevesimi kırdın. Yani olmaz abi, dönmez. Var var var, hep olacak yani hayatımızda. Artık var, daha değişik şekilde hayatımıza girecek. Hatta bence reklam alanı olarak falan iyice coşturacaklar. Süresini biraz kısaltırlar. Çünkü orada dramatik bir özellikle katıldı maça. Düşünsene bir anda düdük çalıyorken şu hareketi yapıyor. Herkes susuyor. Bir dakika düşünüyorum şu an. Cenk'e düşünsene dememeliydin. Ya bu çok evet. Uzun süren bir proses. Peki yani futbolcuları hep göreceğiz yani. Göreceğiz. Futbol hep hayatımızda olacak. Kaçışın yok. Yani şu anda bile maç izliyorum ya ben. Düşünsene. Saygısızlık bu. Bu yayına saygısızlık ama öyle. Peki şu futbolun kurallarını bir hatırlatsana. Özetleyesene. Çok uzun zaman kale oldu. Karşı karşıya kalıyordu filan. Peki bizim ligde durum ne? Bir şampiyon seçilecektir herhalde. Evet, şimdi oylamalar devam ediyor. Beşiktaş çok iyi bir sezon geçirdi. Hemen hemen herkesin takdirini toplayan ve iyi oynayan takım oydu. Şu anda da lider. Ligde artık son 3 hafta. Ve şimdi hemen bu hafta sonu bir Galatasaray-Beşiktaş derbisi var. Derbi olmayan Galatasaray-Beşiktaş maçı var mı? Yok. Hangi maçta derbi? Aslında öyle bir şey de olsa. Mesela Galatasaray fena ama derbi değil. Artık her maça derbi deniyor ya. Bu hafta sonu derbiler... Dikkat çeksin diye her bir şeye derbi diyorlar. Yani bugün bakkala gitsen derbiye gidiyorsun. Yani mesela şu an Lille maçı var. O da bir kuzey derbisi mesela. Yani derbi, her yer derbi, her şey derbi ama aynı şehrin iki takımının oynadığı maçlara derbi deniyor. Bak bir arkadaşımız biraz da Lili konuşalım diyor. Lili. Haydi Lili yar esprisini yapmaması sevindirici. Konuşalım. Lille önde 1-0. Güzel haber çünkü bütün Türkiye Lili tutuyor tabii. Orada iki tane... Niye? 3 tane Türk oyuncu oynuyor. Şu an ikisi 11'de. Hangi ülke bu? Fransa. Ha. Ama iyi oldu sizin. Ya sizin de futbol konuşmayı çok özlemişim. Evet, yani sonuçta bilgi dağarcığı dağar oluyor, akıyor, affedersin. Doğru söylüyorsun.
Peki sen mesela tenis filan biliyor musun? Hadi biraz snooker biliyorsun, bunu demin gördük. Futbol hadi biliyorsun diyelim. Basket. Hadi biliyorsun diyelim. Bak, çocuğuma sıfırdan basket eğitimi veriyorum ya şu an ben. Bak basket. Ya Ama kaç aylık? 9 ay. 6,5 çarpı 12. Onun eğitim verdiğine göre daha yaşına girmedi. 6,5 çarpı 12. Ya bu akşam daha Karşıyaka'nın maçı vardı mesela. Bilirsiniz hani, ben bir de Karşıyaka'yım. Ben nereden bileceksiniz? Bilmiyorsunuzdur Bir siz. dakika, bu akşam daha Karşıyaka'nın maçı vardı demek, saat 10. Vardı. Vardı. Şu anda da devam ediyor. Onun rakibi belli olacak. Herhalde Strasbourg olur diye tahmin ediyorum. Bak o maçın da Strasbourg olur. skorunu bir ara. Yok yok, Öyle olur. mi? Strasbourg olur tabii. Tamam, Strasbourg olur. Peki. Karşıyaka'da basketbol Şampiyonlar Ligi'nde finale kaldı ya. Şaka maka değil yani. Bu az önce oldu. Bir saat kadar önce. FSB sen de bir şey yaptı. Final Four'a mı kaldı? Ben onu Evet. futbol takımı zannediyordum. Basketmiş. FSP sen de değil adı artık zaten. Anadolu Efes. Ama eskiden öyleydi. Evet, eskiden öyleydi. Şu anda Anadolu Efes oldu. 2010'da mı ne değişti isimleri? Şimdi onlar da Final Four'a kalacaklar. Geçen yıl sezon yarıda kalmıştı pandemi nedeniyle. Şimdi geçen yılki hesabı kapatmak istiyor tabii onlar da. Yani onlar şampiyonluğun güçlü bir adayı. CSK ile eşleştiler ilk maçta. Onu yenerlerse finale çıkarlar. CSK CSK'yı yenerlerse yani iyi geçer. oldu çünkü bu sayede o Final Four'a kalma şansları da biraz arttı diye düşünüyorum. Neyse, şu basket muhabbetini bir keselim. Ama benim muhteşem yorumum niye güme gidiyor ya? Yani daha o muhteşem yorumu da aldığımıza göre artık kesebiliriz. Bence de keselim. Ben zaten yani o akvaryumun içinde bir balığım. Peki bir izleyicimiz şöyle bir soru sormuş. Final Four mu? Final Four mu? Four. May the final fourth be with Harika you. bir soru değil mi? Müthiş. Müthiş. Ama yani hazırlık yapardım bilsem böyle sorular geleceğini ben. Bu Sen neye hazırlanmışsın, oradan soralım. illaki hep akşam 7'dir, 8'dir falan o civarda oynanıyor. Mesela şöyle bir şey yapılsa işe yaramaz mı? Late night game. Yani işte Karşıyaka dediğin gece 12'de oynayacak bir oyun. Bu sayede senin benim gibi inanılmaz spor seven kişiler her dakika bir şey seyretme şansı bulacaklar. Neden gidip oynamıyorlar? Sporcular yorulur diye mi? Dünyanın dört bir yanında sürekli spor müsabakaları var. İstediğin zaman istediğin coğrafyadan izleyebilirsin. Yani kalkıp eziyet etmenin de anlamı yok yani. Hani illa gece maç izleyeceğim diye Türkiye'deki çocukları saat O gece sen 1'de. eskiden 11'de falan başlıyordu. Sen ne biçim konuşuyorsun? O Bu 11'deki Fenerbahçe şampiyonlar. stadı Giresun'a falan taşınmayacak mı? Öyle bir proje vardı. Trafikten şikayetçisin galiba sen. O civarda Yani oturduğun için. artık Sait stat Amerika var. istemiyoruz burada. Ya insanlar orada büyük heyecan yaşıyorlar. Senin derdine. Bir dakika ya, seyirci yok ki pandemide. Ne trafiği? Dışarı bile Şimdi yok çıkmıyorsun. tabii. Hala Ya yakınıyorsun. pandemi dediğin bir senelik iş. Biz 40 senedir çekiyoruz onun şeysini. Trafiğisini. Yani. Sizler ne Neyse. yapıyorsunuz? İyi Ne misiniz yapalım? ya? İyi misiniz? Ben çok iyiyim. Erdem o kadar iyi değil. O hep izleyenlerimiz de yazdı. Yani Cenk sen çok iyisin. Erdem niye o kadar iyiydi falan. Ben de falan olayı kapattım, üstünü örtüm. Şey, bu arada hiç Ben de virüs... merak ediyorum. Yani izleyicilerimiz bir de söylese niye iyi olmadığımı, onu da anlayacağım. virüs bir sıkıntı olmadı değil mi? Cenk, sen de bildiğim kadarıyla olmadı. Erdem var mı? Ailede falan yok değil mi? Allah korusun. Yok yok, bir şey yok, çok şükür. Aman git yani, hakikaten ya, az kaldı şunun sırasında dişimizi sıkalım hadi. Güzel Yani. söyledin Erkan teyzeciğim. O zaman Örgü örüyorum bir yandan da değil evet. mi? O zaman çok teşekkür ediyoruz. Görüşmek üzere diyoruz. Yine bir takım sporsal bir şeyler olunca sana sorarız bir şeyler. İstediğiniz zaman ben hazırım. Zaten evde kapalı. Sürekli spor müsabakası izleyen bir insanım ben. Başka bir hiçbir Akademik özel. kitaplarda hep sporla mı ilgili? Başka Yani hiçbir özelliğim yok. 400 şekli. Taç atmanın Efendim? bin yolu falan gibi arkadaki kitaplar. Yok ya. Onlar başka şeylerle ilgili. Bu arada Hiç kafanı spor döktüğün kitabı olmayabilir. daha iyi geldi. Öyle mi? Ne? Evet, çünkü kablodaki mikrofona doğru yaklaşmış oldun. Çok Bir teşekkür arkanı ederim. dönüp konuşsana. De bakayım. Stay. Stay. Sound check. Serkan, çok teşekkür ediyoruz. Ve tekrar bekliyoruz yayınımıza. Her Sana zaman. spor dolu günler diliyoruz. Her zaman. Ne demek? Eyvallah Serkan. İzliyorum. Hoşça kal. İzliyorum. İzliyorum. Dikkat edin. İzliyorum. Tamam, çok teşekkürler. Ben mi çıkacağım? Sen çık sen. Sen çıkacakmışsın. Öbür türlü ayıp olur. İstersen ben çıkayım. Dur bakayım. Hadi görüşürüz.
Hadi bay bay. Evet. Ya gitti çocuklar. Kaldık mı yine baş başa? Yine kaldık. Bir başımıza Cenk. Bir Köroğlu, bir Ayvaz Kasap. Hep bir hesap. Neydi o? Onu da hiç o sözü de bilmiyorum. Lavidan yokla gidiyoruz. Biraz video izlemeye ne dersin canım Cenk'im benim? İzleyelim bakalım neymiş haberler, ne olmuş, ne bitiyor? Bu Semender muhabbeti bizim sayemizde bayağı bir ünlü oldu ve Türk Semender'i de bulundu. O da öyle şimdi. Semender ağlarmış. Evet işte ağlayan Semender. Bir Semender. Bunun kertenkele değil Semender olduğunu üzerindeki sarımsı noktalı puantiyelerden mi anlıyoruz? Değil, hayır. Başka çeşitli olanları da var. Bu Semender kertenkelenin bir türü bildiğim kadarıyla. Biraz suratı kurbik dostlarımıza benziyor hafiften. Evet. Ne kadar işte kahramanlarımız bunlar. Semender'i bulan dostlarımız değil mi kendileri? Evet. Muhabirim. Türk Semender'inin mucitleri. Evet. Doğru bir iş yaparak kendilerini kadrajda... Malatya'da güzel bir yağış vardı. Yağışlı bir havaydı. Oğlumla beraber markete giderken kapı kapanmıyordu. Oğlum da dedi ki baba burada dedi herhalde dedi bir maket kertenkele var dedi. Şöyle duralım. Maket kertenkele. Maket kertenkele de kapı kapanmıyordu derken yani kapıyı donk 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 diye kapatmaya çalışıyorlar fakat kapanmıyor çünkü arada deminki Semet. O yüzden mi şabalak şabalak duruyor hayvan? Hayır çocuk o yüzden kertenkelenin maket olduğunu düşünmüş. Çünkü donk donk vuruyor zavallı hayvan yüzünden kapanmıyor. Yani canlı olsa dayanmaz ki ona demir falan. Seyredelim mi? Şimdi devam buyurun. Edebilir miyim Cenk? Edebilirsin Erdem. Kımıldıyordu. Değişik bir kertenkele türü olduğunu yani sürüngen olduğunu fark ettik. Tabii kavanozun içerisine aldık çünkü... Yol yağmurluydu. Araçlar da geçiyor. Yolun yağmurlu olması ilginç değil mi? Evet. Yağmurlar bazen sadece yollara yağar. Bir anda başa attı. Allah Allah. Dur bakayım. Biz internetten özellikle araştırdık. Adına ne dedi? Türk Semender'i diyorlar buna. İnternetten. Nerede buldular bu bilgiyi? Ben de araştırdım bakayım. Semender.net. Ben şey yazıyorum. Bu kapıya sıkıştırıldığında ölmeyen, makete benzeyen hayvan yazdım. Türk Semender'i diyor. İşte, dün beni aradılar. Pet Shop'tan aradılar. Birkaç yerden aradılar. İlla işte ücret karşılığı sizden alalım dediler. Biz tabii ücret karşılığı satılmasına hiçbir zaman razı olmadık. Anladım. 20 lira falan söylemişler o yüzden. Hayır ya da yani başka bir yani sen bana Semender sahiplendir. Ben de sana kedi sahiplendireyim falan gibi olabilir. Ha, takas önermişler. Bartır usulü. Biz doğaya bırakma taraftarıyız. Sen kutusuna bırak. Evet, dikkat ederseniz doğada doğaya bu. Bırak. Doğa burası. Hemen evimizin yanında doğa var. Yani, Serengeti'ye falan gidecekler herhalde. Yani bir Semender için oraya bırakacaklar diye düşünürken. Canım ülkemizin karşısındaki doğaya bırakıyorlar. Bütün ülkede doğayla çevrilir. Evet, zaten doğanın ortasında oturuyoruz demişler. Evet abi. Oraya bırakıyor. Evet. Evet abi. Yo. Yavaş, yavaşmış. Evet, bence bu hayvan baygın. Ben onu söyleyeyim. Ben de senin kafanın üzerinde 50 saat kapıyı kapatmaya çalışsam ve niye kapanmıyor dediğimde seni orada görsem. Evet ben de bayılırdım. Gerçi sonra da alıp 50 saat kavanozda geçirdim. Bayılırdım derken hoşuma giderdi anlamında. Çok severdim. Diğer haberimizi de izleyelim mi? Buyurun. Duralım. Burada bir kostüm show görüyoruz. Kostüm. Evet bir kısım arkadaşlarımız inek kostümüyle, bir arkadaşımız da arı kostümüyle karşımızda. Kostüm üstüne. İnsanlar size çok eziyet çektirdik. Siz de hakkınızı helal edin. Abimiz hayvanlarla helalleşiyor. Ama mesajını insanlara değil hayvanlara veriyor. Yani dikkatli olun falan gibisinden. Evet. Hem sen de hakkını helal et. Sadık da olsun. Hakkını helal et. Bu hayvan bu arkadaşımızı yer.
Evet. Az kalsın hakkını helal ediyordu. Ve diye güldü. Gırtlağını alıveriyordu az daha iyi. Peki bir dakika duralım. Duralım. Pardon bir saniye. Duracağım bir saniye. Şu oku göreyim. Evet Cenk'ciğim. Tamam, gördüm. Şey yapalım bence. Küçümay bir yarışma, ödüllü yarışma. Bir sonraki hakkını helal etme hayvanımız hangisi olacağı tahminleri alalım. Evet, yani şu anki arı o, artık çok belli oldu. Bundan sonraki hangisi diyorsun? Evet. Evet, alalım arkadaşlar. Sizce hangi hayvana gitmiş olabilir kendisi hakkını helal etmesi için? Bundan sonraki arılardan sonra hangi hayvandan helallik isteyecek? Yarışmamız başladı ve kaç saniye sürecek Cenk'ciğim? Yarışmamız şu an bitti maalesef. Hayır, işte o kadar da acımasız olma. Tamam, verecek bir hediyemiz yok diye. Tavuk diyen var. Olabilir. Ama hiç hayvanımız olabilir. Yani illa ki bir çiftlikte bulunacak olan hayvanlara gitmemiştir herhalde. Evet, koyun var, semender var, tavuk var, kedi diyen var, kedai var, at diyen arkadaşlar var. Genelde hayvanlarına yoğunlaşıldı şu an. Keçi dendi. Tavuk. Yani bir mesaj geldi Elif Liamia arkadaşımızdan. Evet, insan dendi, güzel. Peki izleyelim bakalım. Ejderha diye bak. Zürafa, tamam. Yani herhalde bu kadar. Zebra diyen var. Artık uçuşlar başladığına göre devam ediyorum Cenk'ciğim. Direkt atıyorlar, affedersin. Haberi ciddiye bile almıyorlar. Bize dev olur. Siz de hakkınızı helal edin. Severim mi seni? Dünyanın en bereketli hayvanı sensin. Sen de hakkını helal et. Hayvan dostumuzun ne diye kendisine ne diyorsun demesi bence güzel. Yani, hayvan dostumuz çok haklı. Kendisinden bekleneni yapıyor. Yani onda bir suç arayamayız, şey yapamayız, bulamayız. İlk karayollarını sen belirledin. Sütün bütün dertlere devadır. İlk karayollarını sen belirledin diyor. Ve en fazla da aşağılanan hayvan sensin. Sen de hakkını helal et. O ne? Kaplum. Evet. Merhaba. İçeride olduğu için göremedi tabii abimiz. 50 saat bekledi. Çıkmasını bekledi. Önce kabuğu çaldı. Ya, açmadı. Helalleşmeye geldik seninle. Sana da çok eziyet ettik. Sen de hakkını helal et. Sus. Boş yere seni israf ettik. Ya da geldik. Seni kirlettik. Sen de hakkını helal et. 8 Mayıs 2020 Dünya Helalleşme Günü'nü ilan ettim. Bu yıl ikincisini kutluyorum. Biz böyle burada istediğimiz gibi güne ilan edebiliyoruz. Sadece biz ilan edebiliyoruz zannediyordum Cenk'ciğim. Evet, zira biliyorsunuz sevgili izleyenler, biz yaklaşık 18 yıl önce Dünya Yamaçtan Fıçı içerisinde Yuvarlananlar Günü'nü ilan etmiştik. Fakat pek tutmadı. Evet, o çünkü varildi. Fıçı olsa belki tutardı. Ölmeden helalleşelim. Geçen sene Taksim Meydanı'nda Dünya Helalleşme Günü'nde su israfına dikkat çekmek için leğende yıkanmıştım. Bu sene de arı... Ya ondan sonra bize sapalar sevgili izleyenler. Arı kostümünü giydim. Kaçmanın daha şeysi. Yani gerçekten keşke geçen senekinde yakalasaymışız. Yani leğende yıkanmış Taksim Meydanı'nda hem de. Bu senekine neyse, bu seneki de idare etti bizi. Bakalım seneye ne gibi atraksiyonlar alacağız abimizden. Helalleşme günü dedi. Unutmayalım, 8 Mayıs helalleşme günü. Evet. Senin var mı söyleyecek bir şeyin Cenk'ciğim başka? Benim bu haberle ilgili yok. Fakat demin bahsettiğimiz Kim Bu adlı bölümümüz için request göndermiş olan bir kaç arkadaşımızı gördüm. Bir tane. Şap diye çağırdım. Merhabalar. Merhaba. Selam. Selamlar. Ben yayın biraz kesildi de şu an kalbim ağzımdan fışkırsa sorun olmaz diye düşünüyorum. En azından sizin için. Katıldı biliyorsunuz. Sadece sıvılar. Emin olamıyorum. Siz efendim. Ben size bir şey için teşekkür etmek istiyorum öncelikle. Rica ederiz. Tüm planlarınız. Tüm platformlar radyo olsun hareketinizin en büyük destekçisiyim. Evet, sağ olun. Teşekkürler bu hareket için. Bence de tüm platformlar gerçekten radyo olmalı.
Teşekkür ederiz. Selfie istiyor musunuz? Selfie alacak mısınız? Evet, istiyorum. Tamam. Vereyim daha sonra. Vereyim daha sonra. Sizi göndermek üzere. Hazır mısınız efendim? Hazır mısınız efendim? Hazırım. Çektiniz mi? Çektiniz mi? Çektim. Teşekkür ediyorum. Ben yazıların arasından bakmaya çalıştım. Görüşmek üzere. Sevgiler. Eyvallah. Eyvallah. Cenk'cim bu arada pazar günü anneler günü. Anneler günü. Farkında mısın? Evet. Farkındayım. Farkındayım. Bu bağlamda. Dolayısıyla biz de bu kapanma döneminde annelerini uzaktan kutlayacak, anneler gününü uzaktan kutlayacak olan dostlarımız için bir aplikasyon ortaya çıkardığımızı düşünüyorum. Bu arada siz kendiniz alıp... Bu arada siz kendiniz alıp... Yine ben yayında kilitli kaldınız. Olsun, buradan dinliyordum, ne güzel işte. Tamam, siz alıyorsun. Tamam, benim görüntümden alıyorsun. Tamam. O zaman biz iki şey alabilir miyiz? Sağ olun. Evet. Evet, şimdi anneler günü bazlı olarak pazar günü bir olgumuz var ama uzaktan olacağı için bir aplikasyonumuz vardı bununla ilgili bizim. Biz daha önce de yine geçtiğimiz sene galiba yine bu kapanı döneminde uzaktan harçlık alınabilecek, bayram için kullanılabilecek ki önümüzde bayram da var, o zaman da bu aplikasyonumuzu kullanabiliriz. Öplikasyon adını verdiğimiz büyüklerimizin elini öpme ve ona bağlı sevgili hesabımıza paranın gönderilmesini kolaylaştıran bir güzel aplikasyon dizayn etmiştik. Bu aplikasyonun anneler günü için olan versiyonu da yine storelarımızda, değil mi Cenk'ciğim? Aplikasyonumuz ilk etapta bedava, fakat in application purchases alacağınız zaman bunlarda tabii belli bir ücretimiz var. Her bir in application purchase'e işte $5, $10 gibi bazı şeylerimiz oluyor. Aplikasyonumuza kimlik numaranızı yazıyorsunuz. Kimlik numarasından aplikasyonumuz gerekli soruşturmayı yaparak sizin annenizi, kayınvalideniz varsa onu belirliyor ve böylelikle olur olmadık kişilere ben anneme işte şey göndereceğim, hediye göndereceğim falan gibisinden söylemlerde bulunup aplikasyonumuzu boşuna kullanmanızı engelliyor. Aa, anne. Evet, anneler gününüz kutlu olsun. Yılın annesi Sezcum'u aramızda. Yılın annesi. Evet, yılın annesi. Ayrıca Alien'daki Mother, ana geminin bilgisayarı olan Mother, anne yani Türkçesi. Hatırladığım kadarıyla sizin gemiye Ali Yiyen Başkesen girmişti de dünyaya geldiydi filandı. Hiç sorma, yani el öpme konusunda Alien'ın zaten sıkıntısı var. Biliyorsun, ağzının içinden çıkan ağız mı öpecek yoksa normal kafayı mı basacak ele konusunda büyük. Bu da zaten Ridley Scott da sıkıntılar yaşadı. İki tane ağzını... Zaten yemek yerken de aynı problem. Hangi ağzıyla yiyecek? Yani o öbür... Erdem Bey işte ağzını... bakın. Şimdi içeriden Erdem Bey'in ağzıyla kalitesi... yediği zaman o ağız götürüp midede onu tükürüyor mu? Onların hepsi muamma. Yani hiç bunları düşünmeden yapmışlar. Muhammara aslında tabii. Muhammara evet. Değil. Evet. Hala Photoshop indiriyorsun ya benim... herhalde ya, ışığa bakılırsa. Photoshop evet, şu anda Photoshop indiriyorum. Arkadaşlar lisanssız program kullanmayın. Yoksa benim gibi olursunuz. Yoksa gerçekten benim gibi 45 yaşında benim gibi olursunuz. 45 yaşına kadar çok büyük bir yanlış içindeymişim. Sen 45 yalnız yani Windows da ayrı bir rezaletmiş. Windows işletim sistemi korkunç yani. Başkasında kaptım virüsü. Dede gibi kullanıyorum şu anda Windows'u. İnanılmaz yani. 45 yaşında ilk benim... kez Windows yükleyen bir arkadaşımız. Yok, bir 13 yıl bir tatlı bir ara vermiştim. O yani 13 yıla tatlı şey, ara demiyoruz. Koşarak MacOS uzak... diyoruz oraya. Ama paralar bitince Windows'a düştük. Ama yani uzay gemisi gibi bilgisayarım var. Allah razı olsun. Buradan marka ismi vermek istemiyorum ama Asus'da anmak olmaz yani. Oho! Hayret bir şey ya. Benim sorum olacak. Buyurun. Gücüne mi gitti Erdem? Gücüne mi gitti? Sorun bu değildi ama ilk sorun bu. Nereye kadar? Çok güzel bir soru. Çok teşekkür ederim. Şöyle bir şey rica ederim. Her zaman beklerim. Ya şöyle bir şey oldu. İki gün önceki programda size bağlandıktan sonra yattım. Yani normal olarak. Hani geceleri uyuyorum hani yaşıtlarım gibi. Ve normal uyku seviyesine geçildim ya. REM seviyesine geçtin mi uyurken?
R.E.M., Coldplay, bütün felaket, Nickelback, hatta yani Nickelback seviyesi çok kötü uykuda, Allah korusun. Coldplay bugün yeni parça çıkarttı, çok kötü, Haluk Levent parçası gibi olur. Ve Nickelback aslında Nickel Sırt adını taşır. Evet, buyurun. Evet. Her neyse, rüyamda da, yani rüyamda olduğumu düşünüyorum, dev bir lahmacun içindeydim. Ve yani salonda lahmacun gördüm. Sonra ben dedim... Yani lahmacun içindeyim derken sıcak... dürümün içerisinde, arasına seni mi koymuşlar, öyle mi yani? İşte kilim lahmacun dedin ya sen çocuğa. Evet, evet, evet. Salonda bir kilim lahmacun gördüm. Gustav Klim lahmacun gördüm. Sonra dedim ki ya bu sıcak, bu ben bunun içinde uyuyayım ve kendimi ona zurna dürüm haline getirdim. Dönerek bunu tabii Cenk senin bilmen çok zor. Erdem ancak anlayabilir beni. Evet. Zurna dürümün evet. Gerçekliği konusunda. Zurna dürüm henüz Avrupa yakasına geçmediği için. Onun Cenk'in bir hatası yok aslında. Yani işte onu İngiliz konsolosluğuna bırakacağız. İngiliz konsolosluğunun kapısına zurna dürüm bırakacağız Cenk'i protesto amaçlı. Seni yayından almama. Ben aramızda yaptığımız bu şakadan sonra. Abi ben zurna dürüme rüyamda giriyorum. Yani pardon, lahmacun içine kendimi zurna dürüm olarak böyle fıtı 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 sarıyorum. Ve çok güzel uyudum. Sabah uyandım. Ağzımda Medine hurması vardı. Bu rüyamı açıklamanızı istiyorum. Yani Medine hurması nereden geldi? Gerçekten. Yani orada şeyde... Photoshop inerken o hangi sitelere bakıyor, ne yapıyorsa. Yine yiyip yapmış, sonra geliyor bizim bu güzelim canlı yayınımızı darmadağın etmeye çalışıyor. Olacak iş mi? Değil. Bir daha yiyip yatmasın yani, buradan söyleyeceğimiz, vereceğimiz şey bu. Yavaş. Bu arada sevgili izleyiciler, yeni bir aplikasyon daha dizayn ediyoruz. O da... Şu an daha demin 3 dakika öncesinde Erdem amcanız başlamıştı. Birisi daha geldi. Ben aplikasyon dizayn ettikçe birileri bağlanıyor Cenk'ciğim. Evet, böbür kardeşim. Böbür atmaya çalışıyor. Sizin kadar yapamıyorum ama yine de olsun, zamanla çabaladım olsun. Yani. Buyurun. Hoş geldiniz efendim. Kimsiniz? Kimlerdensiniz? Merhaba Cenk Bey, Erdem Bey. Ben Mustafa. Benim bir maruzatım var şu buyurun. Şekilde. Herkes bu Yunan mitolojisiyle İskandinav mitolojisini birbirine karıştırıyor. Yani hep şey yapıyorlar, böyle çarpıştırıyorlar hep. Sizce Yunan mitolojisi mi, İskandinav mitolojisi mi, Zeus mu, Odin mi? Tabii ki Zeus. Zeus ve Eurydik, Euri, D-Y-K-E diye yazılır. Kendisi ağaçlar ve ormanlarla ilgili bir dostunuzdur. Bir de sen Ogre'yi de seversin Cenk. He? Ogre. Ogreler. Evet, Ogre'leri de severiz. Ogre'ler, Ogre'ler diye türküsü de vardır. O da eski evet. Türk mitolojisine de bağlıdır açıkçası. Ama mesela Zeus böyle bazı işler için hep yardımcı tanrılar tutmuş. Bazı tanrıları ayak işlerinde kullanıyor. Her işi Zeus'tan beklemeyin. Bu yıllardır zaten söylenir. Doğru. Her işi Zeus'tan beklemek, kendin yap. Sizin ama bir... Odin mesela her işi kendisi yapıyor. Kim? Böyle de delikanlı ya, bir adam Odin yapıyor. Yani. Gizleyerek kendine payı çıkartmaya çalışıyor. O yüzden bu tarz savlarla Zeus'u suçlamaya çalışmayın. Bir yani. Selfie durumumuz olacak mı screenshot? Olabilir, olabilir. Olabilir mi, olsun mu? Olsun lütfen. Kabul lütfen edeyim. Olsun. Basın lütfen edeyim. Olsun. Peki. Hazır mısınız? Teşekkür ederim. Hayırlısı uğurlu olsun. İyi geceler diliyoruz. Hoşçakalın. Görüşürüz. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinizi hoşça alabilirseniz, Cenk amcanız beceremiyor o işleri. Yo, beceriyorum işte. Ah. Hayır, beceremiyorsun. Ben nezaket olsun diye yapıyorum. Yoksa ben aldığım gibi göndermesini de bilirim. Almadan göndermeyi de bilirim. Çok nazik bir insansın. Tebrik ediyorum. Bu arada sevgili az evvel sözünü etmeye çalıştığım aplikasyonumuzu pazartesi günü şey yapalım. Ha, bir de onu söyleyelim. Yarın programımız yok sevgili izleyiciler. Cumartesi pazar dinlenmeye karar verdik Cenk amcanızla. Dolayısıyla hafta içi 5 gün akşam saat 22'de yayınlarımız devam edecek. Sonra hafta bu kapanma bitmesi durumunda haftada bir falan iyidir herhalde. 5 gün 5 gün o derin. haftada bir iyidir. Bir izleyenimizi daha alalım mı? Daha sonra... Varsa izleyenimizi, yani eğer böyle bir request varsa geri çevirmeyelim tabii ki.
requestlerimiz mevcut duruyor. Mesela şöyle bir request gördüm, böylesine bastım. Yine bir kardiyoloji servisiyle bitiririz herhalde. Tabii ki, tabii ki. Derbi izleyecek. Efendim merhabalar, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Biraz yüksek ses alabilir miyiz? Sesiniz biraz düşük geldi. Sizinki de düşük geliyor. Bizimki hadi düşük gelebilir. O normal de sizinki düşük gelmemeli diye düşünüyorum. Tabii ki. Nasılsınız? Kimsiniz efendim? Umut ben. Sinema öğrencisiyim maalesef. Maalesef. Evet. Sinema bitti değil mi? Bitti. Ama diziler başladı sonra. Şimdi diziler bitmiyor. Ama düzgün dizi yok beyefendi. Diziler bitmeyecek gibi. Dizi bölümü var mı okullarda? Yani sinema bölümü var da dizi bölümü diye, dizi öğrencisiyim falan diyebiliyor musunuz? Yani sinema televizyon yerine dizi televizyon dense ya da televizyon dizisi bölümü. Ama televizyon da kalmadı. YouTube izledim. Dizi mühendisliği. Evet, siz sanırım selfie'ye geçtiniz. Düşüncelere gark oldum. Hemen selfie'mizi alalım efendim. Evet. Tamam. Teşekkür ederiz. İyi akşamlar efendim. Başarılar. Hoşçakalın. Evet. Daha herhalde request'imiz var ama bilmiyorum. Alacak mısın onları da Cenk'ciğim? Bilmiyorum ki. Yani bakayım. İstiyorsan son bir izleyenimizi alalım. Ya da son bir izleyenimizi alalım. Teşekkür ederiz Çiğdem Hanım. Sağ olunuz. Alalım bir izleyicimizi daha. Evet. Ben hemen şeyi takındım, pozumu. Bu arada hiçbir şey konuşmayalım. Direkt selfie'ye bassın çıkalım mı? Öyle mi diyorsun? Mesela. Misal mi? Merhabalar. Misiniz? Merhabalar efendim. Nasılsınız? İyiyim. Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Sağ olun. Eyvallah, teşekkür ederiz. Biz de iyiyiz. Sağ olunuz. Şöyle küçücük bir kendimi hatırlatayım. Ben bir 360 kamerayla sizle birlikte selfie çekilmiştim. Acayip şeyle bir şey yapılıyoruz demiştiniz. Fotoğraf çekiliyoruz. Evet, o yıllar. Nerede olmuş? Ben oluyorum hatırlayabiliyorsanız. Yer ve zaman da bildirirseniz. Ankara şovunuz. En son Ankara şovu. Pandemi tamam efendim. Evet. Dünyalardan bahsettiniz. Bir daha olacak mı öyle bir şey? Pandemi bitti. Erden Bey'le aşımız üzerine çalışıyoruz. Ne düşünüyoruz? Yoksa içinde neler olacağını falan bulduk. Çok güçlü bir aşı olacak. Ondan sonrasında... Valla şu esprisi dönmüştü bir. Demek ki gerçekmiş. Gerçektir. Gerçektir. Bize esprisi de bağlar mısınız? Şeyin yanlış mı anladım? Pardon. Evet, selfie mi yapıyorduk? Bir deneyeceğim. Bunu yapmaya çalışırken genelde kapatıyorum. Oo, başardım. Çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz efendim. Görüşürüz. Tamam. 360 selfie almışsınızdır umarım. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. Evet. Geldik mi yine programın sonuna? Programın sonuna gelmiş olabiliriz ama asıl önemli olan bugün programımız dahilinde neler olduğu, olan şeylerin olmasının ardından başlayan bazı olguların bitmesiyle ilgili duruşların etkisel kütümlerle katkısal bağlara olan iz düşümü diye düşünüyorum. Bilmiyorum siz ne dersiniz? Etimsel konuşmalarını günlük kütümlere bağlayan ketum bir insan, bir üstad. Sevgili Cenk Üstad'ı dinlediniz sevgili izleyiciler. Gerçekten harika bir konuşma yaptı ve bugün işleyeceğimiz o muazzam sevgiyi az evvel arkadaşlarımızın da orada yazarak, ekrana yazarak çığırdıkları, dile getirdikleri Erdem Uygan sevgisini bugün konuşacağız sevgili izleyiciler. Dillere destan Erdem Uygan sevgisini. Değerli üstadımı bu sevgiyi konuşmaya konuşmayı kabul ettiği için kutluyor. Başarılarının devamını diliyorum. Sizler de dudoşlarımın ilginç hareketlerinden anlamışsınızdır ki böyle bir sevgi mümkün değil. Neden? Çünkü bugün Serkan Korkmaz adlı bir insan abidesi, bir devasa varlık, bir hürriyet düşüşü ve duruşundaki estetiğin düşünsel vakıflardaki bağrışını bizlere tınlandıran bir kişiden, Serkan Korkmaz kişisinin sevgisinden bahsedeceğiz. Sevgili izleyiciler,
Serkan Korkmaz sevgisi diye bir sevgi uydururken bile ağzının kamaştığı, kelimelerin birbirine dolaştığı ve ibarelerin, tabirlerin bir türlü düzgün çıkmadığını sizler de sezinlemiş olacaksınız ki aslında Cenk amcanızın Erdem Uygan sevgisi diye haykırmak istediği her halinden belli oluyordu. Dolayısıyla yeryüzünde bir Erdem Uygan sevgisi her zaman var olacaktır diye düşünüyorum. Böyle bir sevgi yok. Erdem Uygan sevgisi nedir? Sevgisi yıllardır var sevgilinizden. Sadece bugün değil. Yani bugün dünyaya gelen her çocuk Erdem Uygan sevgisini rahatlıkla bilir. Olsa... Ve ona sorarsanız evet tabii herhalde falan. Müebbetinden, muhabbetinden koy bir de suyundan. Müebbetinden, muhabbetinden koy bir de suyundan. Müebbetinden, muhabbetinden koy bir de suyundan.